Merhaba, ben Caner Odabaşıoğlu. Bir başka ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü incelememiz North Face'in 2023 ayakkabı serisinin, koşu ayakkabısı serisinin en üst noktasındaki The Vective Summit Pro. Summit Pro, Flight Vective'in başlattığı hızlı karbon plakalı patika ayakkabısı görevini bir ileriye taşıyor. Şöyle ki, ayakkabının kalın bir tabanı var. Flight'e göre yükseltilmiş. Arkada 32, ön tarafta 26 mm kalınlığında. Bu büyük bir yastıklama sağlıyor. Ve burada ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama yumuşakça bir köpükle oluşuyor. Ayakkabının dış tabanı çok iyi tutuş sağlayan Surface Control sisteminin devamı. Başına bir de Bio eklemiş durumdalar. Çevreyi daha koruyan bir tabana sahip. Boydan boya giden bir karbon plakası var. Karbon plakanın topukta, ön tarafta ve yan tarafta ek kanatlarıyla dışa doğru durduğunu görüyorsunuz. Üç parçadan oluşan taban sistemi özellikle yokuş inerken müthiş bir enerji transferiyle sizi daha hızlı koşturmak iddiasında. Bu ne kadar doğru? Bu ayakkabılarla 120 km civarında koştuktan sonra bu incelemeyi yayınlıyorum. Nerelerde koştum? Tölöz-Narlıca arasına, Tölöz'den Narlıca'ya iki kere koştum. İznik Ultra'nın Keramet-Üreyl arasındaki etabını, tırmanış ve dik iniş koştum. Belgrad Ormanı'nda, Urla'da ve Bodrum'da dik patikalar koştum. Dik inişlerde oldukça iyi. Ayakkabının yastıklaması Flight'e göre çok çok daha konforlu. Esasında Endurus'taki yastıklamayı daha da ileriye taşıyarak karbon plakayla ayağın sağa sola sallanmayacağı şekilde de bir dengeleme yapmışlar. Burada dengeleme kanatçıkları oldukça kıymetli. Bunları da karbon fiberden yapmışlar. Yekpare bir plaka olduğu söyleniyor. Bu basışları çok yumuşatıp sizin enerjinizi transfer ediyor. Pratikte bunu zemindeki taşları hissetmeden, taşlara bastığınızda ayağınızın ya da bozuk yerlere, ağaç köklerine bastığınızda sağa sola dönme kuvveti gelmeden devam ediyorsunuz. Pratikte ne yaşıyorsunuz? Aşağıya doğru inerken düz yolda zaten, yani yolda gibi, asfaltta gibi koşuyorsunuz. Çakıl taşları, yumurta büyüklüğünde taşlar, çeşitli bozukluklar, kökler, kanallar, su kanalları geldiğinde de ayağınızı sağa sola doğru bükmeden, devrilmesine izin vermeden stabil bir şekilde sizi aşağıya koşturuyor. Konsantre olduğunuz şey inmek. Gerçekten işe yarıyor. Hafifliği neredeyse Vective Flight ağırlığında. Bu çıkışta da size bir rahatlık sağlıyor. Ayakkabının üst kısmı çok değişik bir materyal. Örgü sanki mesinadan örülmüş gibi. İçinde de yer yer kaplama var. Bunu şu ön taraflarda ve yan bantlarda daha rahat görüyorsunuz. Dili oldukça konforlu. Tam kapatmıyor. Dolayısıyla dilden kenardan ayakkabının içine taşlar girebilir. Ama hani koştuğum yerlerde böyle bir problem yoktu. Topuk kısmı oldukça yüksek. Ayakkabının topuğuna sabitlenmesini sağlıyor. Burada topuk desteği, yumuşak süngerler var. Ve 100 km sonra neredeyse hiç kullanılmamış kadar sağlam bir materyal var. Bu ayağınızı rahatsız eder mi diye düşünüyorsunuz ama rahatsız etmiyor. Arkaya sabitledikten sonra ayakkabının kalanı çok güzel bir makina şeklinde çalışıyor. Malzemenin henüz daha gevşemediğini gördüm. Oldukça sağlam bir üst yapısı var. Bağcıkları değişik, tırtıklı bir bağcık. Bazı yol ayakkabıları da bunu kullanmaya başlamış. Ben zaten açılmayan bir çift bağlamalı özel bir düğüm kullanıyorum. Çift halkalı. Kullanan birçok insan da kendi kendine açılmadığını söylüyor. Benim bağcıklarla ilgili bir negatif yorumum var. Bağcıklar çok dikenli yerlerde koşarsanız biraz takılıp iplik iplik olabiliyorlar. Ben bununla orienteering yarışı da koştum. Kayalar, çok kayalık yerlerde koştuğunuz zaman süngeri, buradaki köpük malzemeyi bir miktar aşındırabiliyorsunuz. Kalıcı bir hasar görmedim. Bu ayakkabı ne tür koşular için uygun?
Bunu uzun ultramaratonlar için yaptığını söylüyor The North Face. Ben şu ana kadar en uzun galiba 25-26 kilometre koştum. Ve uzun yarışlar için merak ediyorum performansını. Kalıbı ön tarafta oldukça geniş ve rahat. Ayağın şişmesine izin veriyor. Tabanı da görece olarak oldukça geniş. Dolayısıyla mesafe ve süre uzadıkça, 20 saatlere çıktıkça ayağınızın problem yaşamayacağı aşikar. Tabanı Flight ve Infinite serisinde olduğu gibi kontrol griple aynı kelebek desene sahip. Çok yönlü dişleri çok geniş bir zemin aralığında, ıslakta ve kuruda çok iyi tutuyor. Bunun hani özetle tek cümleyle söylemek gerekirse aşırı yumuşak ve yumuşak çamurlu, derin çamurlu yerler dışında mükemmel. Kuru ve ıslak kayada, kuru ve ıslak ağaç kütüklerinde, birazcık çakıllı, kumlu toprak zeminde, altı sağlam toprak zeminde, ıslak ve kumlu mermerde, asfaltta çok iyi tutuşu var. 100 kilometre sonra da yaklaşık bir yarım milim civarında eritmiş durumdayım. İzlediğim internet yorumlarında Egit atletlerin yorgunluk hissini daha az hissettiklerini okudum. Son iki haftadır önceki haftalara göre artı 90 ve 70 kilometre üstü haftalık kilometrelere çıktı. Sezon ortalamam 40-50 iken bu ani yüklenmede kilometrelerin yarısını, koşularımın yarıdan fazlasını ve son kısmını pro'yla yaptım. Bazı sorunlar bende olabilir diye dizime ve bacaklarıma bakarken bir sıkıntı hissetmedim. Ayakkabının negatif şeyleri, beğenmediğim şeyleri var mı? Ayakkabının kalıbı normalden bence biraz daha geniş. Dolayısıyla çok uzun mesafeler koşmayacaksanız, ayağınız çok fazla şişmeyecekse deneyip alıştığınızdan yarım numara ufağını almayı tercih edebilirsiniz. Geniş olması sebebiyle teknik dar patikalarda çok aşırı rahat değil. Tutuş açısından çok güzel ama hani böyle ayağınızı sıkıştırmanız gereken ufak taşlara sokmak için çok avantajlı değil. Ki onun için zaten Summit Sky'ı yapmış durumda North Face. Flight'ı ikiye ayırıp bir tarafa daha konforlusunu, bunun daha yastıklaması gelişmiş olanı yok mu diyenler için Pro'yu, bir tarafta da Sky modelini yapmış durumdalar. Belki bir son not da fiyatı. Gerçekten bir amiral gemisi. Dışında da 220-250 euro bandında satılıyor. Mayıs 2023'te Türkiye satış fiyatı 5.999. Bu fiyatı eder mi? Eğer uzun inişleri olan ve 100 kilometre üstü bir şey koşuyorsanız, hatta 50 kilometrelerde de bence eder. Yokuş aşağı bu kadar rahat, bu kadar konforlu koştuğum başka bir ayakkabı henüz daha görmedim. Tabii konforu yastıklamayı sağlarken patikadan bahsediyorum. Sizin ayağınızın dengesini, zemin tutuşunu da maksimize ediyor. Bu önemliyse mutlaka denemelisiniz. Denedikten sonra karar verebilirsiniz. Tabii ayakkabıyı aldığınız zaman ayakkabının ömrü de önemli. Active serisinde ben genel olarak North Face'in dayanıklı ayakkabı üretememe sorununu çözdüğünü düşünüyorum. 4 tane yoğun kullandığım Active var. Bunların 3 tanesiyle 500 kilometreyi, 2 tanesiyle de 700 kilometreyi geçtim. Hala rahat ve konforlu hissediyorum. Aldığınız ayakkabının özellikle çok uzun dayanacağını düşünebilirsiniz. Bunun akabinde henüz daha yeni test etmeye başladığım Sky incelemesi gelecek. Sky'la bugün 20 kilometre civarında Bilezikçi çiftliğinde koştuk. Teknik parkurlar için son derece uygun ama biraz daha detaylı inceleme için izin verin, kilometre artsın. Görüşmek üzere.